Sevgili ufaklığım takipçileri, ufaklığım özelde bu akşam dediğim gibi ufaklığım bu akşam çok özel bir konu var. Konuğumuzu özel kılan Taşı Trezya'da her platformda Şanlıurfa'yı tanıtması, her platformda Şanlıurfa'nın hizmetinde olması. Konuğum İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı, hemşerimiz Sayın Münever Özdemir. Sayın Özdemir, öncelikle ve özellikle memleketimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler her zaman Şanlıurfa'nın konuşulduğu her ortamda yıllardır bir gönül elçisi, bir turizm elçisi, bir tanıtım elçisi olarak görev yapıyorsunuz. Bunlar da bizleri iftihara gark ediyor. Şu anda da memleketindesiniz. Niçin geldiğinizi bizler biliyoruz ama takipçilerimiz, okuyucularımız da anlatır mısınız? Oradan başlayalım. Evet. Biz bir TRT Genel Müdürlüğü'nün derleme projesi kapsamında buradayız. 22 ile dağılmış TRT sanatçıları, akademisyenlerle birlikte biz de herkesin kendi yöresine gittiği bu projede kendi yöremize türkü derlemeye geldik. Anadolu'da türkü derlemeleri bir 50 yıldır yapılamamış. En son Urfa'ya da gelinmiş ama 50 yıl sonra biz artık nasip oldu. Böyle bir yerde bizim için kutsiyeti olan bir görev. Çünkü kültürel değerlerimizin kayıt altına alınması, gelecek nesillere taşınabilmesi için böyle bir görev gerekiyordu. Geç de olsa sonunda nasip oldu. Evet, kültürel değerlerimiz dediniz. Gerçekten de kültürel değerlerimizi saklamak, korumak gerekiyor. Bu manada bizler Şanlıurfalılar olarak bir avzer hakkını tanıdık bu arşivleme evet. Konusunda. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. O ne hatıraları, o eserleri bugünümüze taşıdığı için. Evet, var olsun. Abuzerak, Büyüksel, Kürçoğlu evet. Gibi ustaların büyük emeği var. Bizim ekibimiz de Abuzerak Bey hocamızla evet. Bize rehberlik ediyor. Buradaki sanatçılarla bizden önce iletişime geçilmiş. İletişimi var. Onların türkülerini, hoyratlarını daha önce zaten bireysel çabalarıyla derlemiş. Evet, arşivlerinde var. Kitaplar hazırlamış bu konuda. O yüzden kendisinden çok istifade ettik. Peki bu belgeselden bağımsız olarak sormak istiyorum. Albüm iki tane yaptınız bile bildiğim kadarıyla son yıllarda. Üçüncü bir albüm gelecek mi? Merak ediyor Urfalılar. Münever Özdemir bir Türk halk müziği albümü yapacak mı? Şöyle. Geçen biraz fantazi, biraz arabesk de vardı geçen albümde. Onlar bestelerimdi evet. Aslında. Babamın ve benim bestelerimizdi. Biraz serbest çalışmalar tabii. Yani başka yerde okunacağına ben kendim evet. Onu kendi arşivimde bulmuştum. Çok da yetmişsiniz. Istedim. Çok da rağbet gördü, ilgi gördü. Evet. Benim bir albümüm var Esrum evet. isminde. Fakat farklı albümlerde dağılmış okuduğum solo türküler var. Ama onları bir albüme belki bir gün toplarım. Şu anda yakın zamanda haftaya pazartesi günü bir babamın halay türküsü var. Evet. Onu okudum. O çıkacak dijital platformlarda işte. Ama albüm olarak şu an bir hazırlığım yok. Yani aslında biraz albüm yapmak hem çok emekli hem de zor ve karşılığının kolay dönmediği manevi anlamda özellikle. Evet. Çünkü öyle bir durumdayız ki artık İnternet üzerinden evet. insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için albüm yapmak aslında artık daha sıkıntı. Birer ikişer single dedikleri single şekline döndü. Öyle yapacağız biz de. Peki Sayın Özdemir, siz yıllardır dediğim gibi siz de babanız da bu müziğin içerisinde yorulmuş insanlarsınız. Bir ufak olarak Türk halk müziğinin gidişatını nasıl yorumlayacaksınız? Yani günümüzde artık yavaş yavaş sizler de olmasanız, değerli hocalarımız da olmasa, Abuzer Rabbi gibi, Kürçoğlu gibi, artık Türk halk müziği Urfa'nın beşiğinden çıkmış bir müzik yok olmaya yüz tutuyor. Bu manada sizler neler diyeceksiniz? Aslında yok olmaya yüz tuttuğunu çok düşünmüyorum. Türk halk müziği biz varsa, bize ait olan bütün değerler varsa, Türk halk müziği de ha belki formu biz korumasak, şu ana kadar da belki bozulmuş, bizim gibi insanlar, Abuzer Akbıyık gibi, TRT kurumu gibi kurumlar olmasa belki biraz da dejenere olmuştu. Ama şu anda çok şükür ki hala o kayıtlar elimizde muhafazalı. Yok olmaz. Belki biraz zaman içerisinde, mekan içerisinde derinlik kazanır, değişir. Türküler seviliyor.
Çünkü biz bunu gençlerin bağlama kurslarına rağbetinden, konservatuarlara gitmesinden anlıyoruz. Gençlerimiz de türküleri seviyor. Fakat türkülerin icra edileceği merci yok. Yani bir müzisyeni düşünün, hayatını da bundan kazanıyorsa maalesef ki bazı konularda taviz vermek zorunda da kalıyor. Yani o insanları da suçlayamazsınız bir yerde. O yüzden kurumlar açılmalı. Bir defa halk müziği sanatçılarının istihdam edilmesi lazım. Yerel yönetimler destek olmalı. Evet, yerel yönetim, genel merkez. Tabii. Şu anda konservatuar mezunu çocuklarımızın aslında müzik öğretmenliği ayrı bir bölümdür, konservatuar ayrı bir bölümdür. O çocuklarımızın sanata yönelmeleri ve icracı olarak hayatlarını sürdürmeleri lazım. Ama ne yapıyorlar? Korolar kısıtlı, sanatların icra edebilecekleri kanallar, işte albüm dedik, bakın evet. Albüm bile yapamıyoruz sanatçılar olarak. Hiçbir garantisi yok. Ne yapıyor? O zaman da müzik öğretmenliğine yöneliyor. Sanat icra eden kalmayacak bu gidişte. O yüzden biraz devlet desteği, yerel anlamda destek, yeni kanallarda, radyolarda Türk halk müziğine yer verilmesi lazım diye düşünüyorum. Sizler Şanlıurfalı genç kızların ve hatta delikanlıların rol modelisiniz. Estağfurullah. Bu manada müziğe yönelmeleri manasında mesajlarınız olacak mıdır? Mutlaki vardır. Nelerdir? Evet, öncelikle ben sabahlara kadar geleneksel müzik dinlemiş biriyim. Bu yaşıma kadar kulağımı bozacak şeylerden uzak durdum kendimi. Çünkü üslubum, tavrım, yapmak istediğim müziğin formunu etkileyecek herhangi bir dejenerasyona bu müzik izin vermez. Gerçekten çok önemlidir, çok kıymetlidir. Bunlar emanettir. Ben o emanetlerin tek bir harfini bile değiştiremem. O yüzden Türk halk müziğine, sanat müziğine ilgi duyan gençlerimizden ricam, lütfen doğru orijin hangisi ise, kaynak kişiden alınan, ilk elden alınan hangisi ise özellikle biraz sabretsinler. Tabii şimdi taş plaklardan kaydedilmiş, cızırtılı kasetlerden çekilmiş, bugünün teknolojisiyle algılayabilecekleri gibi kayıtlar değil, dinlenmesi, sabır isteyen şeyler. Ama maalesef ki sanatın hiçbiri kolay değil. Yani o eziyeti çekmeden, o emeği vermeden iyi sanatçı olma gibi bir iddiaları, şansları olamaz. Kötü müzikler dinlemesinler, kulaklarını kirletmesinler. Çok rica ediyorum onlardan. Ben mesela Urfalı özellikle kardeşlerime de sesleniyorum. Bir piyasada dönen, türkü diye dayatılan bir takım arabesk ezgiler var. Hepsi birbirinin hemen hemen aynı. Onlardan uzak dursunlar. Yani bir Mukim Tahir varken, bir Tenekeci Mahmut Gazancıbedi, İbrahim Tatlıses'in türkü formu ve hoyratları varken onlar dinlenmez. Yani o müziğe hakaret olur her şeyden önce. Eğitimlerini alsınlar, bu işin eğitimini veren okullara gitsinler. Kendi bir gelişimlerini de lütfen doğru kanallardan, doğru insanlardan edindikleri bilgilerle gerçekleştirsinler. Peki sonra, biraz sonra programa çıkacağınız için çok fazla soru sormak istemiyorum. İstemiyorum size. Şanlıurfalılara, hemşerilerinize mesajlarınızı alalım. Bir de son soru soracağım tabii ki. Evet. Ben hemşerilerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Onları çok seviyorum. Onlar yani, da sizi seviyorlar. Ve bunu gittiğimiz her yerde bana hissettirdiler. Her gittiğim yerde öyle güzel ağırlandım, öyle sevgi gördüm, öyle sarıldılar. Çünkü bunu hak ediyorsunuz. Gerçekten bunu hak ediyorsunuz. Sözümüz arasına giriyorum. Estağfurullah. Buraya her gün binlerce, yüzlerce sanatçı gelip gidiyor. Biz hiçbirine röportaj yapalım mı demiyoruz. Münevver Özdemir'in Urfa'ya geldiğini duyduk. Avzer hocamızı aradık, sağ olsun bu röportajı gerçekleştirmenize vesile oldu. Çünkü sizden Urfa'ya hizmet eden bir değermişsiniz. Benim amacım o. Benim memleketimden ben eğer, yani Allah vergisi, ses Allah verebilir, herkese verebilir. Ama ben bunu emeğimle, eğitimimle yoğurup memleketime hizmet edebiliyorsam ben mutlu insanım. Benim derdim bu. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bir yerlerde Şanlıurfa ve Anadolu türküleri bizim çabamızla, hani çorbada bir damla da tuzumuz olsa geçecekse bu benim hayatımın en güzel hediyesi olur. O yüzden hemşerilerime de çok teşekkür ediyorum. Yani özellikle bize desteğini esirgemeyen hemşerilerime bu dolaşıyoruz ya evet, işte tek çarşıda ama bütün esnafından, evet. İşte öğretmeninden,
hemşiresinden hepsine böyle imkanım olsa hepsine tek tek sarılsam. Bize o kadar güzel ağırladılar. Valilik, belediye, bütün ilçe belediyeleri de dahil. Gittiğimiz o evlerde bize açılan sofralar, o güler yüzler. Yani hayatımın en mutlu günlerini geçiriyorum. Ne mutlu bize. Son olarak demiştim, sizlerle programa çıkacağımızı anons ettiğimizde izleyicilerimiz şunu rica ettiler. Gerçi biraz sonra program yapamakta serbestsiniz. Bir kuple Urfa Gopkum takipçilerine armağan eder misiniz diyeyim. Serbestsiniz, hizmet vermekte serbestsiniz. Ama bu okuyucularımızın isteğiydi. İstekse ne yapsak ki? Siz ne yaparsanız Urfa'lı kabul eder. Var olsun. Arabatı gibi sallar başını, arabatı gibi sallar başını. Ne söyledim yıktın hilal taşını, vay vay sürmelim, vay al mendili. Al mendili sil gözünün yaşını, vermem seni yad ellere çöllere, vay vay sürmelim, vay. Kaşı gözü kirpikleri sürmelim, vay vay sürmelim. Çok teşekkür ederiz Nevar Özdemir. Gerçekten de hem okuyucularımızı kırmadınız, hem hemşerilerinizi kırmadınız, bizi kırmadınız. Estağfurullah. Bu sıkışık program içerisinde Urfa Gopkum takipçileri zaman aldınız. Başımıza evet sevgili Urfa Gopkum takipçileri. Urfa Gopkum özelde bu akşam dediğim gibi çok özel bir konuğumuzu ağırladık. Hemşerimiz Urfa'nın bir değeri İstanbul Türk Halk Müziği sanatçısı Sayın